Merhaba arkadaşlar. Kazım Hocayla Pratik Fizik'e hoş geldiniz. Evet arkadaşlar 12. sınıflar var. Sizler için yine bir özel bir yazılı video hazırladım. Ee, arkadaşlar konularımız genellikle şu konulara mevcuttur. Ee, ilk anlatacağımız arkadaşlar e, konu ve çözeceğimiz sorular gezegenler ve Kepler kanunlarıyla alakalı. İkincisi arkadaşlar açısal momentum, üçüncüsü basit harmonik hareket ve arkadaşlar son olarak dalgalar kısmından su dalgaları ve arka su dalgalarına girişim ve ışıkta girişim tek yer, çift çift soruları alakalı olacaktır. Sorularımız genellikle arkadaşlar hem yorumsal sorular da olacak hem de arkadaşlar sayısal sorular da olacak. Çünkü ikinci sınavların test olması daha yüksek olduğu için böyle bir karışım yaptım arkadaşlar. Evet ilk sorumuzla başlayalım. Ne diyor? Sorumuzda Güneş etrafında dolaşan gezegen K'dan L'ye doğru giderken çizgisel hızı ve potansiyelisi EP nasıl değişir diyor arkadaşlar. Şimdi sorumuza şöyle bir yorum katalım. Eğer gezegen arkadaşlar R1 noktası, R2 noktası daha kısa, R1 noktası daha ne yaptı? Bu gezegenler arkadaşlar güneşe daha nedir? Güneşe daha yakın deriz arkadaşlar. Yakın olan gezegende cismin çizgi hızı ne yapar? Artar. Ama e, uzak olan gezegende cismin çizgi hızı azalır. Niye artar dediğimiz zaman güneşe yaklaşan gezegenler hızlanır arkadaşlar. Çünkü yandım Allah diye kaçmaya başlar diyebiliriz arkadaşlar. Onun için ne yaptı? Çizgi hızı o zaman K'dan L'ye gittikçe arkadaşlar ne yaptı? Hızı azaldı. Burada demek ki hızının azaldığını söylüyor. Çünkü K'dan L'ye giderken diyor. K'dan L'ye giderken hızı azaldı. Hızı azalırsa kinetik enerjisi ne yapar? Azalır. O zaman kinetik enerjisi azalırsa kinetik enerjinin azaldığı yerde potansiyel enerji artar. Ne der? Kepler der ki toplam enerji sabit olduğu için arkadaşlar. O zaman şöyle toplam enerji sabit olduğu için kinetikle potansiyelin toplamı her zaman arkada toplamı verir. O zaman kinetiğin azaldığı yerde potansiyelin arttığını söyleyeceğiz arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. Ne demiş sorumuzda bize? Sorumuz şöyle arkadaşlar. Diyor ki sorumuzda MK kütleli K cismi ile yerde tartıldığı zaman ağırlığı 24 Newton geliyormuş. Mn kütleli başka bir e, dinamometre ayda tartıldığı zaman 2 Newton geliyormuş. Ayın yer çekilmesi yerin yer çekilmesinin 1 bölü olduğu olduğuna göre MK, ML oranı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi ağırlık ifadesinde de ağırlık arkadaşlar G eşittir nedir? M çarpı g'dir arkadaşlar. O zaman K gezegeni için yazdığımız zaman şimdi ne demişler? K'daki ağırlığı kaç Newton? 24 Newton. O zaman MK çarpı G. Bu ne yapalım? Bu G gezegeni. Yani dünyadaki ağırlığıymış. E, bu arkadaşlar aya gittiği zaman ağırlığı kaç olmuş? 2 Newton olmuş. O zaman 2 Newton eşittir arkadaşlar ml çarpı g bölü 6 diyeceğiz. Çünkü e, ay'daki çekinmesi dünyanın 6'da biriymiş. O zaman şöyle bir oran yaparsak arkadaşlar bu iki ifade oranladığımız zaman şu g'ler ne yaptı arkadaşlar? E, gitti. 24 12'ye bölersek ne yaptı? 12 oldu arkadaşlar. mk bölü ml olursa burası arkadaşlar e, aşağıda 6 kalırsa 6'yı ters çevirsek yukarı gider. O zaman 6'yı 12'ye bölersek arkadaşlar burada ne oldu? MK bölü ML oranı eşittir arkadaşlar. Buradan kaç geldi? 2 olarak ne yapmış olduk? Sonucu bulmuş olduk arkadaşlar. Evet geldik başka bir sorumuz arkadaşlar. Sorumuz ne diyor? Bir açısal momentum e, sorusu. O noktasının etrafında v bir açısal süretle dönen platforma M kütleli bir parçacık Yavaşça yapıştırılıyor diyor arkadaşlar. Bundan sonra platform açısal süratı V2 oluyor. Buna gelen hangiler doğrudur? Şimdi arkadaşlar dışarıdan bir kuvvet yoksa açısal momentum ne yapıyor? Korunuyor. Yani cismin önceki durumu ile arkadaşlar cisim yapıştıktan sonraki durumu eşit olması lazım. Burada nasıl yapacağız arkadaşlar? M çarpı R kare çarpı V ifadesi yani V1 ifadesi. M çarpı arkadaşlar R kare çarpı V2 ifadesi ne olması lazım? Sağlı sollu eşit olması lazım. Yani arkadaşlar o zaman dışarıdan ne yapmış? Bir e, bir parça gelmiş yapışmış. Bir parça gelirse şuranın kütlesi ne yapar? Öncekine göre arkadaşlar artar. O zaman kütlesi arttığı zaman bunun hızı ne olur? Azalır arkadaşlar. O zaman açısal e, momentum e, ne yapıyor? Evet arkadaşlar burada cismin ikinci durumda kütlesi arttığı için arkadaşlar o zaman ik ikinci durumda kütlesi arttığı için Şuradaki ifade eylemsizlik torkuydu. O zaman eylemsizlik torku ne yaptı arkadaşlar arttı. Açısal momentum koyulacağı için açısal momentum artmaz. O zaman arkadaşlar ilk durumda hızı V1 iken ikinci durumda hızı V2 oluyor. Kütlesi arttığı için cisim daha yavaşlanacak. O zaman burada arkadaşlar V1 hızı V2 hızı ne oldu? büyük olmuş oluyor. O zaman üçüncü ifade doğru olmuş oluyor cevabımızın. 1 ve 3 olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki dışarıdan bir kütle geldiğinde cisim biraz daha yavaş döneceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Geldik bir açısal momentum daha sorusuna. Dediğimiz sorumuzda yarıçapları R ve 4 R olan çembersel yüngülen X, Y açısal momentum oranı Lx bölü L oranı 2 bölü 3'müş. Çilgisel hızlar süratı nedir diyor arkadaşlar. Şimdi açısal momentinin formülü açısal momentinin formülde eşittir. M çarpı R çarpı Merve diyebiliriz. Bunların açısal momentinleri vermiş. O zaman Lx arkadaşlar 2 vermiş. Ly ifadesini arkadaşlar burada 3 vermiş. O zaman kütlelerini biliyormuz. E, biliyormuş. Kütlelerini burada arkadaşlar sayısı olarak vermiş bakın. O zaman e, 2M çarpı yarı çapı R çarpı V X diyelim. Diğerini yazalım arkadaşlar. Diğerinin kütlesine kadar M kadar. O zaman bunu ki m'ye çarpı, yarı çapı 4 r'ye çarpı ve y diyelim arkadaşlar. O zaman bunları bir oranlarsak, bunları oranlarsak şu şekilde oranlayalım. Burada m'ler ne yaptı gitti, r'ler gitti arkadaşlar. Şu iki sağlı soldu gider. O zaman bu tarafta 1 bölü 3 kaldı. Burada 1 bölü 3 kaldı. Bu tarafta arkadaşlar vx, burada da arkadaşlar 4 tane vy kaldı. Şimdi bize vx bölü vy oranını soruyor. Vx bölü Vy oranı o zaman ne yaptı? 4'ü bu tarafa atarsak arkadaşlar oralımız buradan 4 bölü 3 olarak ne yapmış oluyor? Bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet geldik başka bir sorumuza. Ne demiş sorumuzda arkadaşlar? Sorumuz şöyle. Dünya merkezinden R ve 3R uzaktaki MX ve MY kütüpheli e, uydulara dünyanın uyguladığı çekim kuvvetleri eşittir. MX'ye M oranı kaçtır diyor. Şimdi çekim kuvvetinin formülü ne? Çekim kuvvetinin formülü F eşittir arkadaşlar. G çarpı M1 çarpı M2 bölü arkadaşlar ne diyeceğiz? R kare diyeceğiz. Yani bu formülü bilelim. Her ikisinin çekim kuvvetinin eşit olduğunu söylemiş. O zaman x'in çekim kuvveti ile arkadaşlar y'nin çekim kuvveti ne? Burada eşit. O zaman her ikisinin çekim kuvvetini yazarsak nasıl ya çekim kuvveti? G genel çekim sabitir. O zaman mx çarpı dünyanın kütlesini m diyelim arkadaşlar. dünyanın kütlesini m diyelim e, bölü R'nin karesi. O zaman R kare diyelim arkadaşlar. R kare diyelim. Diğerine yazarken G çarpı M çarpı arkadaşlar büyük. bu da nedir? Dünyanın e, kütlesi. yarıçapın e, yarı çapın karesi. Yarı çapın karesi ne kadar arkadaşlar? 9 R kare diyelim. Sağlı sollu bunları e, oranladığımız zaman bunlar ne yaptı? Sağlı sola gitti. Bunlar da gitti arkadaşlar. Burası da gitti. Bu tarafta ne kaldı? Bu şekilde MX kaldı arkadaşlar. Burada da MY bölü 9 kaldı. M'yi My bu tarafa atarsak o zaman Mx bölü M'y oranı arkadaşlar buradan 1 bölü 9 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet buradaki sorumuz şöyle. Güneş etrafında dönen gezegenin KLM noktalarının güneşe olan uzaklıkları R1 ve R2'dir. Bunların uzaklıklarını vermiş bize çizgisel hızlarını soruyor. Şimdi ne demiştik arkadaşlar bir önceki soruda? Ee, eğer bir gezegen güneşe yaklaştıkça hızlanır demiştik. Yandım Allah diye bir espri yapmıştık arkadaşlar. En yakın gezegen, en yakın gezegen o zaman neresi? En yakın gezegen K gezegeni. Bakın r en küçük. En uzak gezegenler, en uzak gezegen de arkadaşlar. O zaman bu. O zaman yakın olan gezegen daha hızlı olmasın. O zaman VK büyüktür arkadaşlar. O zaman M ortada bir gezegen daha yani uzaklığı ortada. En uzak gezegenler ne olur arkadaşlar? O zaman V ile. Demek ki gezegen güneşe yaklaşık hızı artıyormuş. O zaman sıramız K, M, L şeklinde ne yaparız arkadaşlar? Söylemiş oluruz. Evet geldik bir yer çekimi inmesi sorumuzda arkadaşlar. Ne diyor sorumuzda? Sorumuz şöyle. O merkezi bir gezegenin X, Y, Z noktalarındaki çekim milleri sırasıyla G, X, G, Y, K, Z'dir. Bunlara bunları sıralayın arkadaşlar diyor. Şimdi yer çekilmesinin formülü neydi? Yer çekilmesinin formülü küçük g ile gösterelim. O zaman yer çekilmesinin formülü g genel çekim sabiti. Gezegenin kütlesi bölü yarı karesi diyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle bir y'yi yoralım. O zaman y noktasındaki yer çekilmesine g diyelim arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. g m bölü arkadaşlar r kare olsun. Yani şu uzaklık arkadaşlar şu uzaklığa ne diyelim? r diyelim. O zaman arkadaşlar burası e, burası burası, e, burası arkadaşlar r ise şu uzaklık ne kadar yani y gezegenin bulunduğu gezegenin yarı çapı. Şimdi burada arkadaşlar x gezegenin e, yarı çapı e, gezegenin yer çekim söylerken y'ye bakarak yorumlayacağız. Y'de y'nin yarı çapı arkadaşlar burada r uzaklığında ama x'in uzaklığı x'in ilk gezegen uzaklığı r bölü 2. Burada doğru orantılı olarak azalıyor o zaman. Eğer y gezegende g ise x gezegende arkadaşlar hemen buna ne deriz arkadaşlar? g bölü 2 deriz. Demek ki buraya arkadaşlar e, g dediğimiz zaman şuraya g dediğimiz zaman buraya g bölü 2 diyeceğiz. Yani burada formül kullanmayacağız. Ama z gezegeni yorumladığımız zaman z gezegenin arkadaşlar formül üzerine yapacağız. O zaman g çarpı m bölü arkadaşlar. Eğer burası da bunun tamamları ya şurada r bölü 2 dersek o zaman ne yaptı? 3 r bölü 2 karesi. 3R bölü 2'nin arkadaşlar karesini almamız lazım. O zaman burası ne oldu? G çarpı M bölü 9R kare bölü 4 oldu. Taklattırırsak arkadaşlar 4 bölü 9 G M bölü R kare olur. Şimdi burada arkadaşlar buraya ne demiştik? G demiştik. O zaman burası ne olur arkadaşlar? Burası da 4 bölü 9 G olur. O zaman sıralama yaptığımız zaman burası arkadaşlar G'ye kadar. Burası G bölü 2 kadar. Burası 4 bölü 9 G'ye kadar. O zaman ne oldu arkadaşlar? G, Y burada en büyük oldu. Sonra arkadaşlar GX oldu. Daha sonra da arkadaşlar G, Z diye ne yapacağız? Bu şekilde sıralamış olacağız arkadaşlar. Evet geldik başka bir sorumuza. Ne diyor sorumuzda? Sorumuz şöyle. K, N noktalar arasında harmonik hareket yapan bir cismin periyodu 36 saniyedir. L noktasından ok gününde 21 saniye sonra nereden geçer diyor. Şimdi bizim periyot dalımızı hatırlayalım arkadaşlar. Buralar neydi? Buralar arkadaşlar T bölü 12 idi. Burası T bölü 12. Burasını yazarken arkadaşlar yine burası T bölü 12 idi. Şuralar arkadaşlar T bölü 6 idi. Şu uçlarda T bölü 6 diye ne yapmamız lazım? Ezberlememiz gerekiyor. Şimdi biz T gördüğümüz yer arkadaşlar 36 yazarsak 36'yı 6'ya bölersek o zaman burası ne oldu arkadaşlar? 6 saniye. Burası 36'yı 36'yı 12'ye bölersek 3 saniye arkadaşlar bu aralık. Burası da 3 saniye. O zaman burası da 3 saniye diyeceğiz. Şimdi sorumuzda ne diyor bize? L noktasına ok yönünde geçtikten sonra 21 saniye sonra nerede olur diyor. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. L'den 21 saniye sayacağız. O zaman buradan bir 3 saniye buradan geçti. 6 oldu arkadaşlar. Ee, şurası da ne demiştik? Buraya da 6 diyeceğiz arkadaşlar. Buraya yanlış yazmışız. Evet. L noktasını tekrar saymaya başlarsak arkadaşlar ne oluyor? Buradan bakın 3 oldu. 3, 6. 6 daha ne yaptı arkadaşlar? 12. Tekrar geriye dönüyoruz. 12 da 18. 18, 3 daha 21. Demek ki 21. saniye ne yaptı? Buraya geldi. Demek ki nereden geçmiş? Tam o noktasından 21 saniye geçti. Demek ki önce ne yaptık arkadaşlar? Her alık T16, T12, T12, T16 yaptık. T gördüğümüzde 36 yarıp buraya 6 saniye, buraya 3 saniye, burası 3 saniye, burası 6 saniye oldu. Sonra sayıyoruz. 3, 6, 12 geri dönüyor. 18, 21 diyebiliriz arkadaşlar. Hadi geldik başka bir sorumuza. Ne demiş sorumuzda? Şöyle. K arasında 5 santim genlikte harmonik hareket yapan cismin periyodu 2 saniyedir. P noktasından geçerkenki hızının büyüklüğü kaçtır? P noktası cismin arkadaşlar herhangi bir andaki hızıdır. Yani buradaki hızına biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Cismin herhangi bir andaki. Cismin herhangi bir andaki hızını yazarken W eşittir arkadaşlar. Formülümüz neydi? Köklü bir formülümüz vardı. R kare eksi X kare. Öncelikle arkadaşlar bir W hesaplayalım. W'nun açılımı neydi? W'nun açılımı arkadaşlar 2 pi bölü T ydi. O zaman 2 pi yerine 3 yazalım. T'yi arkadaşlar soruda vermiş. Bakın periyoda burada 2 vermiş. Şuraya 2 yazarsak bu 2'ler gitti. O zaman W ifademiz ne oldu arkadaşlar? 3 radyan bölü saniye olduğunu söyleyeceğiz. Hemen arkadaşlar burada yerine yazalım. V'yi seçtirelim. W yerine 3 yazıyoruz. Ee, yarı çapı yani genliği vermiş. Genliği burada kaç santim? 5 santim. O zaman 5'in karesi. Evet x kare de x kare de buradan buraya uzar. x burası oluyor. O zaman 4'ün karesi. Evet işlemimizi şöyle düzeltelim arkadaşlar. O zaman v üssü eşittir 3 çarpı 25'in 5'in karesi 25, 4'ün karesi 16 yapar. 16'dan 25'i çıkarırsak arkadaşlar ne geldi? Hocam 9 geldi. 9 kök dışına 3 çıkar. 3 3 ne yaptı arkadaşlar? 9 metre bölü saniye olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Evet geldik başka bir sorumuzda. Sorumuzun içeriği şöyle. KL noktalar arasında basit harmonik hareket yapan cisim periyodu 2 saniyedir. P'den geçerken cismin iğmesinin yönü nedir diyor arkadaşlar. Şimdi iğmenin formülü neydi? İğmenin formülü A eşittir arkadaşlar. W kare çarpı X'tir. Bize P'den geçerken ya yani P'den geçerken X kaç santim burada arkadaşlar? 20 santim olarak soruyor. Bize ne olarak soruyor? P'den geçerken iğmesinin yönünü büyüklüğünü soruyor. Öncelikle ne yapalım? Bir yapalım. W yapalım. W'nin açılımı neydi? 2 pi bölü T arkadaşlar. Hemen bakalım. 2 pi, pi 3 alalım. T'yi soruda vermiş mi? Hocam burada vermiş diyorsunuz. Yerine 2 yapıştıralım. 2'ler gitti arkadaşlar. O zaman açısal hızımız 3 radyan bölü saniye. Hemen arkadaşlar yerine yazalım. Evet A diyoruz. W yazdım. 3'ün karesi çarp arkadaşlar. X'i vermiş mi? X kaç? 20 santimdi. O zaman 20 santim olarak yazarsak arkadaşlar santim cinsine bulacağız. Evet. Ne yaptı? 9 kere 20. 180. E, ne oldu arkadaşlar? E, santim santimetre santimetre bölü arkadaşlar saniye kare oldu. Eğer bunu metreye çevirmek istersek arkadaşlar 1.8 e, metre kare bölü e, metre bölü saniye kare olur arkadaşlar. Çünkü iğmenin birimi de iğmenin birimi metre bölü saniye kare olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet geldik başka bir soruza. Ne demiş arkadaşlar sorumuz? Sorumuz şöyle. K'li arasında harmonik hareket yapan cismin K'dan O'ya e, 3 saniyede gidiyor. E, cismin maksimum hızı kaçtır diyor. Şimdi maksimum hız ifadesi burada olur arkadaşlar. O noktası. Sen O'da kendimizi soruyor bize. O zaman maksimum hız burada. Maksimum hızın formülü nedir? Maksimum hızın formülü arkadaşlar W kare çarpı R'dir. O zaman biz tabii ki önce W. W'yu bulurken nasıl biliyorduk arkadaşlar? 2 pi bölü T biliyoruz. Bize periyodu vermiş mi? Vermemiş ama K'dan O'ya geçerken zaman vermiş. K'dan O'ya geçerken arkadaşlar 3 saniye görüyorsa o zaman burası da 3 saniyedir. Dönüşü de 3 saniyedir arkadaşlar. Burası da 3 saniye. O zaman periyot neydi? Bir tam tur için geçen süre. O zaman periyodu arkadaşlar hemen 12 saniye deriz. Önceki bir açısal hızlı hesaplım. 2 çarpı 3 aldık. Periyodu arkadaşlar 12 aldık. 6'yı 12'ye bölersek W'miz ne çıktı? 1 bölü 2 çıktı. O zaman maksimum hızlı yerine W ye yerine 1 bölü 2 yapıyoruz. Yarı çapı arkadaşlar 10 santim vermiş. Ve santimetre bir saniye olarak sormuş. O zaman çevirmemiz gerek. 10 çarpıyoruz. 10, 10 çarpı 1 bölü 2. 5 santimetre bölü saniye olarak sonucu bulmuş olduk arkadaşlar. Evet geldik bir harmonik hareket sorumuz. Diyor ki yay sabitleri 100 Newton metre 200 Newton metre olan yaylarla oluşturan sarkacın ucuna 9 kilogram cisim asılıyor. Sarkacın periyodu nedir diyor arkadaşlar. Şimdi sarkaç periyot formülümüz neydi? Herkesin bildiği bir formül vardı arkadaşlar. 2 pi m bölü k yani tam ek ya da muzlu kek diyoruz. Burada tabi toplam periyodu soru k eşi almamız lazım. O zaman k eşi alırken arkadaşlar bunların bakın değerlerini vermiş bize. Burası arkadaşlar 100, burası da 100, burası da arkadaşlar 200. Öncelikle ne yapıyoruz? Paralellerin k eşi bulunurken direkt toplanır arkadaşlar. O zaman burası ne yaptı? 200 oldu. Bundan bu seri konumda seriler yapılırken arkadaşlar serilerin k eşi yapılırken çarpıp toplam yani 200 çarpı 200 böyle arkadaşlar 200 200 artı 200. Yani o zaman ne yaptı? Buradan arkadaşlar o zaman 100 geldi. Buranın eşleri ne yaptı? 100 yaptı. Çünkü 2 çarpı 2 4. 2 artı 2 4. 4 bölü 4. 100 diyoruz bu mantıklı arkadaşlar. Hemen yerine yapıştıralım. Evet 2 çarpı pi 3 alalım. M'yi soruda vermiş mi? 9 kilogram vermiş. O zaman 9'umuzu şuraya yapıştıralım arkadaşlar. K eşimizi yapıştıralım şuraya. O zaman 2 pi çarpı 3, 2 3, 6 oldu. Kök dışına 3 çıkar. Bu da 10 çıkar arkadaşlar. O zaman 18 bölü 10'dan o zaman periyodumuz 1,8 saniye olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet yine bir harmonik hareket sorumuş. Yay sabitleri K olan özdeş yayların uçlarını özdeş cisimler asılarak harmonik hareket yaptırılıyor. Periyotları T1, T2, T3 nasıl sıralanıyor diyor. Evet. Şimdi periyot formumuz neydi arkadaşlar? Periyot formumuz T eşittir. 2 pi m bölü k demiştik yaysak. Yani muzlu kek ya da tam ek demiştik. Hepsinin k'sı hepsinin e m aynı. Hepsinin k'sı hepsinin e m aynı, e aynı. Hepsinin k'sı hepsinin Çünkü arkadaşlar periyot sadece neye bağlı? M'ye ve k'ya bağlı. O zaman hepsi aynı olduğu için t1'in periyodu, t2'nin periyodu ve t3'ün periyodu o zaman hepsinde değer 2 pi M bölü K olduğu için hepsi tam ek diye ne yapar? Bağırır arkadaşlar. Evet, geldik güzel bir sorumuz arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Ne demiş? L boyundaki yayın ucuna M kütlesi asıldığımız sarkaçın periyodu T oluyor. Yay 3 eşit parçaya ayrıldığı zaman bunun ucuna 4 M kütle cisim periyodu kaç olur? Evet. Güzel bir sorudur arkadaşlar. Burada şunu bilmemiz lazım. Şimdi bu Buradaki L uzundaki bir yay sarkacının periyodu K iken L bölü 3 olduğunda ne olur dediğimiz zaman yay sertleşir. Bölünmesi kadar artar. O zaman buralar ne oldu arkadaşlar? Burası 3K, burası da 3K oldu. Bunun yay sabit 3K oldu. Burası özellikle bilmemiz lazım. Şimdi birincisinin periyodu T demiş. Buna kine T üstü diyelim. Bunu soruyor. O zaman birincisini yazarken ne yazacağız? 2P diyeceğiz. 2P M bölü K yani tam ek yazdık arkadaşlar. Şimdi burada 3 tane paylara varsa K eşi ya ne yapıyor? Toplanıyor diyoruz. O zaman K eşi ya ne yaptı? 9K'ya. O zaman ikinci durumu hemen altına yazalım. 2 pi arkadaşlar. Kütlemiz kaçmış bakalım. Kütlemiz burada 4M'ymiş. O zaman 4M bölü ne yaptı? 9K oldu arkadaşlar. O zaman bir sadeleşme yapalım. Bunları bir oranlarsak şöyle. 2P'ler gitti arkadaşlar. M'ler K'lar M'ler K'lar gitti o zaman yukarıda t bölü t üstü kaldı. Oranın yukarı 1 kaldı. Burada arkadaşlar 4 bölü 9 kök dışına 2 bölü 3 çıkar. Bir takla attıralım arkadaşlar. t bölü t üstü eşittir. 3 bölü 2 t. 3 bölü 2 oldu. O zaman 3 t üstü eşittir. 2 t olursa t üstünü yalnız bırakırsak 2 t bölü 3 olarak ne yapmış olur? Sonucu bulmuş oluruz. Demek ki yayın bölünmesi yayın kat sayısını ne yapıyor arkadaşlar? Arttırdığını burada öğrenmiş olduk. Evet geldik yine güzel bir harmonik hareket sorumuz. Şimdi ne diyor? M kütleli ciz, x, y cisimleri şekildeki bir dengedeyken serbest bırakılıyor. Yaptıkları salımlar yani periyotları tx, Z arasında ilişki nedir diyor arkadaşlar. Şimdi bizim burada bilmemiz gereken sadece bir formül var arkadaşlar. O da e, ipi sarkaş olduğu zaman ne diyeceğiz? İpi gördüğümüz zaman Tolga'yı yapıştıracağız arkadaşlar. Demek ki burada Tolga'da neydi? L ipin uzunluğu. ip uzunluğu arkadaşlar. G'de bildiğimiz gibi arkadaşlar. Ne iğmesi? Yer çekim iğmesi diyebiliriz. Yer çekim iğmesi diye. Ne yapacağız? Yorumlayacağız arkadaşlar. O zaman ne diyelim? E, o zaman hepsinde arkadaşlar... ...formülde o zaman hepsinde G aynı... ...o zaman L'si büyük olanın T'si büyüktür diyeceğiz. O zaman kimin L'si daha büyük? Bakın 3 ile 2L, L diyeceğiz. Demek ki uzunlukla doğru olan. Demek ki uzunlukla... ...uzunlukla o zaman periyodun... ...uzunluğun kareköküyle T nasıl doğru orantılı arkadaşlar? O zaman burada TZ büyüktür, TY büyüktür arkadaşlar t eksi hemen ne yapar? Sıram diyebiliriz. Demek ki yer çekimi aynı olduğu için ipin uzun olduğu zaman ipi boyu ne kadar uzunsa o zaman periyodu o kadar fazla oluyor diyeceğiz arkadaşlar. Evet geldik meşhur bir sorumuz arkadaşlar. Bu sorumuza ne diyoruz? Tabii ki çivi görürüz. Çivili soru diyoruz arkadaşlar. 1.6 metre uzundaki sarkaç K noktasından serbest bırakılıyor. Cisim O noktasından 70 santim uzundaki bir M 90 çiviye takılıyor ve sarkacın periyodu nedir? Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Şimdi buradan arkadaşlar şuradan uzunluk bu kadar. Buradan ne yapıyormuş? Buradan arkadaşlar şöyle çiviye takılıyor. O zaman şöyle bir yorum kat baktığımız zaman şimdi burası 1.6 burası da arkadaşlar santim olarak vermiş santimi biz metreye çevirelim 0.7 1.6'dan 0.7 çıkarsa şuraya kaç kalır? 0.9 kadar arkadaşlar. Şimdi burada bir sarkacımız var. Bir de burada bir sarkacımız var. Bu sarkacımız gidip gelme süresi nedir arkadaşlar? Buradaki sarkı T1 diyelim. T1 bölü 2 olur. Çünkü bir gelir bir gelir arkadaşlar. Buradan ne yapıyor? Yarım çeyrek gidiyor. çeyrek geliyor. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Burası böl bölü 2 oldu. Şimdi burada da arkadaşlar ikinci sarkaçımıza bir gidip geldiği için o zaman ne oldu? Yarım peyot oldu. Çünkü bir gidip gitmesi var, bir gelmesi var. Öncelikle burayı bir hesaplayalım. T1'i nasıl hesaplarız? Tabii ki tam e, tolgana hesaplarız. 2 pi L bölü G. 1.6 bölü G'si 10 diyelim arkadaşlar. Şöyle işlemimizi düzeltelim. O zaman 2 pi 1.6, 16 bölü 10 yani 16 bölü 100 olur arkadaşlar. O zaman bunu bir kök dışına çıkardım. 2 kere 3, 6 oldu. Kök dışına 4 bölü 10 oldu. 24 e, bölü 10'dan 2,4. Bu arkadaşlar tamamının periyodu. Bize ama yarısı lazım. O zaman burası ne oldu? 1.2 saniye oldu. Aynı şeyi arkadaşlar ikincisini hesaplayalım. T2 eşittir. 2 pi arkadaşlar. Yine L bölü G. L'si 0.9. 0.9 bölü G diyelim 10. Burada işlemimizi yine yaptığımız zaman 2 pi Buradan arkadaşlar 9 bölü 100 olur. Kök dışına yine 6. 3 bölü 10 olur arkadaşlar. 18 bölü 10 oldu. Şimdi ne yaptı burası da? 1,8 oldu. 1,8'in yine yarısını alacağız. Çünkü yarım periyoda gidip geliyor burada. 0,9 oldu. İkisinin toplamı arkadaşlar 2,1 saniye olarak ne yaparız? Bulmuş oluruz arkadaşlar. Geldik başka bir sorumuza. Sorumuz şöyle demiş arkadaşlar. Özdeş K, M aynı anda serbest bırakıyor. Nerede çarpıştılar diyor. Şimdi arkadaşlar özdeş demesi her ikisinin bunların arkadaşlar L'leri aynı demektir. L'ler aynıysa formül T eşittir 2 P demiştik arkadaşlar. L bölü G değil miydi? O zaman burada arkadaşlar G'ler aynı. L'ler aynıysa her ikisinin periyodu yani o zaman K cisminin de periyodu, M cisminin de periyodu birbirine nedir? Eşittir arkadaşlar. Hem K'nın periyodu hem de M'nin periyodu eşittir. O zaman bunlar nerede? Bunun buraya gelmesi ne kadar hareket arkadaşlar? Çeyrek hareket. Bu çünkü ne yapar? K diğer sınavı hareket yapar. Bu da arkadaşlar KO'dan gelip diğer taraftaki karşısına çıkması lazım. O zaman bunun da buraya bu gelmesi arkadaşlar T bölü 4'tür. Çünkü bunların dikkat Lleri aynı olduğu için bu çeyrek hareketi yapsa, bu da çeyrek hareketi yapar. O zaman nerede karşılaşırlar? Tam o noktasında ne yaparlar? Karşılaşırlar diyeceğiz arkadaşlar. Evet, geldik dalgalarla ilgili sorumuza. Evet, su dalgalarının en önemli kısımlarından bir tanesi arkadaşlar kırınım olayıdır. Şimdi burada kırınımla ilgili bir sorumuz var. Kırınım neydi? Kırınım dalganın bir aralıktan geçerken bükülme olayı. Bunun şartı neydi arkadaşlar? Lambda, dalga boyu büyük, eşit, omega olduğu zaman aralıktan kırınım uğrar diyor. Ne diyor soru da bize? Sorumuz şöyle dalgaların şekil 2'deki gibi olması için yani kırınıma uğramaması için arkadaşlar şart nedir? O zaman bu olay kırınımı gerçekleştirir. Burada kırınım ne yapar? Kırınım, kırı, kırınım gerçekleşir arkadaşlar. Burada gerçekleşiyor kırınım. Yani bükülüyor. Bir de kırınımın gerçekleşmesi olmaması için lambdanın küçük olması lazım. Lambdanın aralıktan küçük olması lazım. O zaman burada ne diyor arkadaş? Şekil 2'de kırılım olmamış. O zaman dalga boyunu ne yapmamız lazım? Ya küçültmemiz lazım ya da bu aralığı arkadaşlar büyütmemiz lazım. Su derini azaltma. Su derinliği azar, Suyun derinliği azaltırsa arkadaşlar hızı azalır. Hızı azarsa dalga boyu azalır. O zaman amacımız ulaşmış oluruz. Dalga boyunun daha küçük olmasını istiyoruz. Lambda dalga boyu, lambda dalga boyu artarsa daha çok kırınım uğrar. O zaman olmaz. Saçak genişliği artımı. Evet. Demek ki arkadaşlar ya ne yapacağız? Ya dalga boyunu küçülteceğiz ya da aralığı büyütmemiz lazım. Demek ki cevabımız burada arkadaşlar. 1 ve 3 olarak ne yapmış? Söylemiş olduk arkadaşlar. Evet. Geldik. Yine bir dalga sorumuza. Lambda dalga boylu dalga üreten aynı anda çalışmaya başlayan özdeş K1 ve K2 kaynaklarının oluşturduğu girişim desenin üzerindeki bir P noktasının kaynaklara uzaklığı şekildeki P noktası nasıl bir çizgidir? Şimdi arkadaşlar P noktası nasıl bir çizgi olduğunu şöyle buluyoruz. Yol farkı deniz kavramadı. Yol farkı neydi? İşte PK1 uzaklığından PK2 uzaklığının farkını alıyoruz. Ee, bir farkını alalım arkadaşlar. Delta S o zaman. PKB dediğimiz uzaklık şu uzaklık. Bakın 8 lambda'dan arkadaşlar. Eğer 3 lambda'yı çıkartalım buna biz yol farkı demiştik. Delta S eşittir 5 lambda. 5 lambda arkadaşlar dalga boyunun katıysa o zaman en lambda diyoruz. Bak katıysa. Katıysa katar diyeceğiz. O zaman bu bir katar noktasıdır. O zaman burada lambdalar giderse en eşittir arkadaşlar. 5. katar noktası olarak ne yaparız söyleriz arkadaşlar. Evet geldik başka bir sorumuza. Sorumuz şöyle. Lambda dalga boyluğu Doğrusal su dalgalar arasındaki W açıklığı bulunan engelen arasından geçerken kırınıma uğruyor diyor. Kırımın olayı net olarak gözlemlemesi için e, ne geçerli diyor. Şimdi kırınım olayı ne arkadaşlar? Kırınım dalganın artan geçerken ya büyük ya da eşit olması lazım. Bize kırınımın gözlenebilmesi için diyor. O zaman bu şartımızın kesinlikle gerçekleşmesi gerekiyor. Kaynağın frekansı azaltılmalı. Şimdi frekansla dalga boyu ters. Ver. Frekans azalırsa dalga boyu büyük. Dalga boyu büyük olmasını istiyoruz zaten. O zaman bu ifade doğru arkadaşlar. Ortamın derinliği artmalı. Derinlik artarsa yani haş artarsa o zaman dalganın hızı artar. Hız artarsa dalga boyu artar. Zaten bizim amacımız ne arkadaşlar? Dalga boyunun daha büyük olması. O zaman ikinci öncü doğru. V açıklığı artır mı? Eğer V açıklığı artılırsa o zaman aralıktan rahat geçer. O zaman kırınıma uğramaz arkadaşlar. Onun için bizim burada dalganın ya bunu büyütmemiz lazım ya da arkadaşlar aralığı küçültmemiz lazım kırılım olayın gerçekleşmesi için. Evet buradaki sorumuz ne diyor arkadaşlar? Özdeş K1 K2 kaynakları şekildeki girişim deseni oluşturulmuştur. Girişim desen hangi noktada maksimum genlik taşı diyor? Maksimum genlik ne demektir arkadaşlar? Ya dalga tepelerinin üst üste binmesi olayı demektir ya da iki tane çukurun üst üste binmesi bekler. İki çukur tepe bindiği zaman ne yapar? Genliği artar arkadaşlar. Yani buranın genliği R, buranın genliği R ise buranın genliği ne olur arkadaşlar? 2R oldu. Aynı şekilde bunlar birleştiği zaman çukurlar ne yapar? Genlikler arkadaşlar 2R olur. Yani buradan R gelir, buradan R gelir. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Biz buna katar noktası diyoruz. Yani maksimum genliklere maksimum genliği arkadaşlar demek ki katar olarak söyleyeceğiz. Şimdi bunların bize yerin sormuş. Şimdi o zaman şimdi şunlar arkadaşlar çukur noktaları. Bunlar çuk çukur nokta. Şunlar da tepe noktaları arkadaşlar. Bakın aradaki çizgiler. Şimdi burası iki tane tepeden oluşmuş. Bak iki tane tepe diyelim. İki tepe oluşmuş. Burada arkadaşlar iki tane e, çukur çakışmış. Burada ise arkadaşlar bakın bir çizgi, bir taralı çizgi. Yani bir tepe bir çukur çakmış. Biz ne yapıyoruz? İki tane tepenin çakışmasını istiyoruz. Ya da iki tane çukurun çakışması maksimum genlik oluşturuyor. Her, iki, her ikisinde de arkadaşlar maksimum genlik. O zaman cevabımız ne? A noktası ile B noktası arkadaşlar o zaman maksimum genliğe sahiptir diyoruz. Burası minimum söylem noktasıdır arkadaşlar. Evet geldik başka bir sorumuza. Sorumuz şöyle. Aynı ana çalışmaya başlayan özdeş kaynaklardan kaynakların oluşturduğu girişim deseninde P noktasının kaynaklarının uzaklıklara farklı. PK1 32 santim, PK2 ise 14 santimdir. P noktası 6. dalga katı üzerinde oluşturduğu dalga katarı kaç, dalga katarının dalga boyu kaçtır diyor arkadaşlar. Yani şunu demeye çalışmış arkadaşlar. Şimdi burada bir K1 noktası var. Burada bir K2 noktası var. Burada arkadaşlar şurada bir tane bir P noktası varmış. Yani şurada bir P noktası var. Bu P noktasının uzaklıklarını şöyle yorumlamış. Buranın uzaklığı arkadaşlar birinin 32 santim olduğunu söylemiş. Birinde 14 santim olduğunu söylemiş arkadaşlar. Bu P noktasının dalga boyu kaçtı demiş. Şimdi burada katar olduğunu söylemiş bize. O zaman şöyle yapalım. Delta S neye eşittir arkadaşlar? pk1 eksi pk2 katar olduğu için n lambda diyeceğiz. Bakın katar ifadesini kullanmış burada. O zaman soruya şöyle devam edersek. pk1 kaç? 32. O zaman 32. pk2 kaç arkadaşlar? 14. E, kaçıncı kata? Altıncı kata. O zaman 6 lambda'ya eşit dersek. Çünkü lambda'yı soruyor. 32'den 14 çıktı. Kaç kaldı arkadaşlar? 18. 18 eşittir 6 lambda ise dalga boyumuz buradan... 3 santim olarak ne yapmış olarak bulunmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet geldik başka bir sorumuza. Bir dalga de özdeş kaynaklarla oluşturan girişim deseninde meydana gelen düğüm siglarının sayısını artırmak için. Şimdi ne yapmamız lazım diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle diyelim. Şimdi iki tane kaynağımız var. Bir K1 kaynağımız var. Bundan arkadaşlar belli bir uzaklıkta K2 kaynağımız var. Şimdi e, bunların tam ortasında oluşan e, biz şey diyorduk, K0 diyorduk. Bunların etrafında arkadaşlar şöyle bu tarafta K1, bu tarafta arkadaşlar yine şu tarafta K2 oluşuyordu. Hatırlarsanız. Şimdi bunlar arasındaki uzaklığa biz arkadaşlar ne demiştik? Her kat uzaklık yarım lambdaydı hatırlarsınız arkadaşlar. Her kat uzaklık yarım lambdaydı. O zaman biz daha çok e, e, katar ya da daha çok düğüm çizmemiz için Dalga boyunu ne yapmamız lazım Küçültmemiz lazım O zaman e, L'ye su eklemek L'ye su eklemek arkadaşlar Eğer su eklersek H artar H artarsa V artar Dalga boyu artar o zaman dalga boyu artarsa Arkadaşlar daha o zaman Aralıklar genişleyeceği için daha az çizgisi O zaman bu ifade yanlış oldu arkadaşlar Gelelim kaynağın frekansını artırmak. Frekansı artırdığımız zaman dalga boyu küçülüyor. Dalga boyu küçülürse daha çok yaklaşır o zaman çizgiler. O zaman daha çok çizeriz. Bu ifade doğru. Kaynaklar arası mesafeyi artırmak. Eğer bu kaynaklar şuralara çekersek ne olur? Bu aralarda daha çok çizeriz. Yani daha çok çizgi çizeriz. O zaman ne yapar? Artar deriz. O zaman üçüncü ifade doğru olmuş oluyor arkadaşlar. Evet geldik başka bir sorumuza. Sorumuzun özelliği şöyle: çift yarıklı yapılan girişimdeni P noktasının yarıklara uzaklıkları farkı PK1 30 cm, PK2 50 cm. dalga boyu 4 cm ise bu saçak nasıl bir saçaktır diyor arkadaşlar. Şimdi biz yine aynı e, ışık, e, su dalgalıklığı mantığı aynıdır. Yine bu ikisinin bir yol farkı aldım. yol farkı arkadaşlar şurasıdır yani delta dediğimiz yol farkı burası. Yine ne yapacağız? PK2'den PK1'i çıkaracağız. Bir çıkartalım ne çıkıyor karşımıza? Şimdi birini 50 santim, birini arkadaşlar 30 santim vermiş. O zaman 50'den hemen 30'u çıkardığımız zaman ne çıkıyor karşımıza? O zaman delta S ifademiz arkadaşlar 20 çıktı. Dalga boyunu soruda bize vermiş 4 santim. 24 santimin kaç katı? En katı. O zaman en lambda diyeceğiz. O zaman 20 eşittir en çarpı 4 dersek en eşittir arkadaşlar 5. 5 aydınlık saçak oluyor. Demek ki aydınlık formülü e, tam katı olarak ne yapacağız? Söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Geldik başka bir sorumuza. E, sorumuz şöyle. E, çift yerekli yapılan girişim deneyinde lambda bir dalga boyu ışık kullanıldığında ekran üzerindeki P noktası ikinci aydınlık saçak oluşmaktadır. Lambda 2 kullanıldığımızın aynı noktada diyor. Bakın aynı noktada Üçüncü karanlık saçak oluşuyor. Lambda 1, lambda 2 olan kaçtır? Evet bu güzel bir sorumuz arkadaşlar. Şey, e, soruyu tekrar şu hatırlatalım. Şimdi bir tane arkadaşlar, şimdi fantımız var şöyle diyelim. Fantımız var. Şurada arkadaşlar tabi ekranımız var. Şimdi arkadaşlar buradaki e, bir P noktasının şuraya uzaklığı PK1, buraya uzaklığı PK2 demiştik. Şimdi sorumuzun e, kökünde ne diyor arkadaşlar? Şimdi bu P noktasında... E, Dalga boyu lambda 1 olduğu zaman ikinci aydınlık saçak oluşmuş. İkinci aydınlık saçak oluşmuş. Lambda 2 kullanıldığında arkadaşlar ne demiş bize? Üçüncü karanlık saçak oluşmuş. Yani üçüncü karanlık saçak oluşmuş. Şimdi o zaman her ikisinin burada arkadaşlar neyler aynı? Delta S'ler aynı. O zaman bizim burada yapacağımız olay nedir? Delta eşit demek. O zaman delta sağlı solda eşit diyeceğiz. Aydınlık formülü n lambda'dır. Yani 2 lambda 1 diyeceğiz lambda 1 olduğu için. Karanlık formülü de n eksi 1 bölü 2 n çarpı 3 eksi 1 bölü 2 lambda 2 oldu. O zaman şöyle yapalım. 2 lambda 1 eşit 3'ten 1 bölü 2 çıkarsak 5 bölü 2 kalır. 5 bölü 2 lambda 2 arkadaşlar. Evet şöyle oran yaptırsak lambda 1 bölü lambda 2 iki oranı 2'yi bu tarafa atarsak o zaman oranımız kaç oldu arkadaşlar? 5 bölü 4 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet buradan dediğimiz sorumuzda sorumuz şöyle. Tek yarak yapılan giriş kırınım deneyinde P noktasının yarığın uçlarına uzaklıklara farkı farkı 3.5 ve 5.5 lambdadır ve tek yarıktır. Buna göre P noktası hangi sıçak üzerinde diyor arkadaşlar. Şimdi bunun tek yarık olduğunu unutmayalım. Önce bir yine aynı mantıkla delta testiniz yol farkını alalım. Yol farkı neydi? Yine pk1 eksi pk2'den buluyorduk arkadaşlar. pk1 burada bir tanesini vermiş. Kaç vermiş? 5.5 lambda. 5.5 lambda'dan o zaman 3 lambda'yı çıkarırsak delta S'imiz ne yaptı hocam? 2.5 lambda. 2.5 lambda lambdanın nasıl katı? Buçuklu katı. O zaman buçuklu katı olduğu zaman n artı 1 bölü 2 lambda. Bu arkadaşlarımın tam tersiydi. Bu neye kayan o zaman, aydınlığa tekabül Çünkü artı 1 bölü 2 ekliyorduk içine arkadaşlar. O zaman iki e, buçuk eksi bir bölü iki n dersek n eşit ikinci aydınlık saça koyuyor. Demek ki çift yarıktan tek farkı bu e, te, çift yarıkta tam katı aydınlıktı. Burada buçuklu katı aydınlık oluyor arkadaşlar. diye söyleyebiliriz. Evet. Şimdi geldik başka bir sorumuzda. Lambda dalga boyu ışıkla yapılan tek yarık Girişimlinin Merkezi aydınlık saçan yani her iki e, yanında ikinci karanlık saçaklar arasında uzaklık x1, ikinci aydınlık saçaklar arasında uzaklık x2'dir. X1 x2 oranı nedir? Şimdi şekli şöyle çizelim arkadaşlar. Şöyle bir tane e, bir fan çizelim, şöyle büyükçe olsun arkadaşlar. Şimdi ne diyor sorumuzda bize? Şimdi bunun tam orta saçağı tam orta saçan arkadaşlar şuraya. A0 diyelim. A0. Şurası arkadaşlar A1 saçağımız. Şurası arkadaşlar A2 saçağımız. Yine aynı şekilde şurası A1 saçağımız. E, şurası arkadaşlar A2 saçağımız. Şimdi bunların karanlıkları nerede? Karanlıkları bunun arasında arkadaşlar. Şurada ne oluyor? Birinci karanlık. Burası arkadaşlar ikinci karanlık. Şimdi burası arkadaşlar birinci karanlık. Şurası da ikinci karanlık. Şimdi soruda bize neyi sormuş? iki karanlık arası uzaklık. İki karanlık arası uzaklık o zaman şöyle diyeyim. İki karanlık saçak arası uzaklık arkadaşlar. Şurası uzaklık değil mi? İki aydınlık saçak arası uzaklık arkadaşlar. Şurası. Bunlar arasında şu uzaklığı soruyor. O, o zaman şöyle diyeceğiz. Şu, o zaman şurası ile arkadaşlar burası arası. Yani K2 ile K2 arası uzakla ne demiş bize? İki aydınlık saçak arası uzaklıkta arkadaşlar x2 olarak söylemiş. O zaman biz şunu böyle çizerek şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi e, burada e, iki tane k1 arası uzaklık yani k1'den k1 uzaklık arkadaşlar 2 delta x'tir. Yani şurası 2 delta x'tir. Şuradan şuraya arkadaşlar yine 1 delta x'tir. Şuradan şuraya da arkadaşlar nedir delta x bölü 2'dir. Yine aynı şekilde arkadaşlar buradan buraya uzaklık 1 delta x'tir. Buradan buraya uzaklıkta arkadaşlar 1 delta x bölü 2'dir. O zaman şöyle bir sayalım. Şimdi burası 2, 3, 4, 5. O zaman burası ne yaptı arkadaşlar? 5 delta x yaptı. Bir de buradan sayalım. Şimdi e, şurası neydi arkadaşlar? 2 delta x yani merkez sıra 2 delta x oluyor. Şuradan şurası arkadaşlar 1 delta x. Buradan burası da yine 1 delta x. O zaman ne yaptı? 1, 3, 1 daha 4 yaptı. Bu da arkadaşlar 4 delta x diye söyleyeceğiz. O zaman x1 burada arkadaşlar 4 delta x. Merkez saça 2 katı saydık. Unutmayalım arkadaşlar. Burası da 5 delta x. Demek ki burada sadece yapmamız gereken merkez saçağının 2 delta x olduğunu unutmayacağız. Diğer k1 ile k2 arası yine delta x. Diğerler hep aynı olduğunu söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Evet geldik bir yorum sorumuza. Yorum sorumuz şöyle. Yeşil ışıkla yapılan tek yarıklı kırınım deneyinde perde üzerindeki D aralığında en tane aydın saçak oluşuyormuş. En saçak sayısını artırmak için ne yapmamız lazım? Şimdi arkadaşlar bu da her saçak arası uzaklığı biz delta x demiştik. Yani saçaklar arası genişliği. Saçaklar arası genişliği L lambda bölü Vn. Lambda Vn diye biliyoruz arkadaşlar. L perde fan arası şu aradaki arkadaşlar uzaklıktı. En indisti da bugün şu aralıkta arkadaşlar. Şimdi saçak sayısını arttırma için bizim delta x'i ne yapmamız lazım? Küçültmemiz lazım. Delta x'i küçülten nedir? Şimdi yeşil ışık yerine mavi ışık. Şimdi yeşil ışık arkadaşlar kutusu yamalı mı sıralaması mı? Bilmiyorum. Kutusu yamalı Şimdi frekansı en büyük olan en büyük olan arkadaşlar mordur. Frekansı en küçük olan kırmızı. Burada ne kullanılmış? Yeşil kullanılmış. Ya yani yeşil yerine ne kullanmak istiyoruz arkadaşlar biz? Ee, yeşil ışık yerine arkadaşlar tek yapılan yeşil ışık yerine arkadaşlar mavi ışık kullanırsak şimdi mavi ışığın frekansı daha büyük. Frekansı büyüdükçe frekans büyüdükçe arkadaşlar o zaman ne yapıyor? Dalga boyu küçülüyor. Dalga boyu o zaman küçük olursa ne oluyor? Delta x küçülüyor. Delta x küçülüyor. Daha çok çizer. O zaman birinci ifade doğru arkadaşlar. İkinci ifade ne demiş? İkinci ifade Yarıkla ekran arası suyla doldurmak. Yani n'i artırıyoruz. n'i artırırsak o zaman delta x küçülüyor. Demek ki delta x'i küçültmemiz lazım. İkinci ifadeye doğru. Yara önüne ince cam saydam takması İnce cam saydam koymamız sadece arkadaşlar e, ne yapar? Yarıkların e, merkezi saçan bir tarafa kaymasını sağa, Yukarı aşağı kayması sağlar. Delta x'i ne yapmaz? Değiştirmez diyeceğiz arkadaşlar. Evet geldik başka bir sorumuza. Yine bir yorum sormuş. Demiş ki arkadaşlar kırmızı ışıkla yapılan çift yarıkta çift yarıkta kırmızı yerine mavi ışık tekrarında ne olur diyor. Şimdi arkadaşlar burada kırmızının frekansı yani kırm kırmızının frekansı daha düşüktür. Mavinin frekansı ise arkadaşlar daha büyüktür. Yani mora yakın olduğu için. Merkez aydın saçan yeri değişir. Yeri aynı yerde olur. Çünkü arkadaşlar saçakların yukarı aşağı kaymaz. Şimdi merkez yeni saçan genişliği artar. Neden? Şimdi delta x değişir. Delta x'e bakalım. Delta x neydi? L lambda bölü d çarpı neydi? Şimdi eğer frekans arkadaşlar artıyorsa dalga boyu azalacak. O zaman dalga boyu azalırsa saçak genişliği artmaz. Azalır diyeceğiz. Şimdi eee Evet ne demiştik? Frekans artısı dalga boyu azalır demiştik. Dalga boyu azalırsa o zaman delta x azalır. Delta X'i azalırsa saçak genişlemez. Tam tersi küçülür. Saçakların parlaklığı değişmez. Çünkü arkadaşlar saçakların parlaklığı kaynağın fanta yaklaşıp uzaklaşması alakalıdır. Onun için cevabımız burada yalnız 3 diye yorumlamış olduk arkadaşlar. Geldik başka bir sorumuza. Ne dediğimiz sorumuz bize. Sorumuz şöyle. Derinliği her yerde aynı olan dalga aynı fazla kaynaklar arasındaki mesafe 8 santimdir. Kaynaklar 4 santim dalga bu. Dalgalar üretmektedir kaç tane düğüm oluşur diyor. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi bunun merkez saça tam k 0dı Burada arkadaşlar şöyle saçaklarımız var dikkat edersiniz. Bu tarafta saçaklarımız vardı. Şimdi ilk oluşan saçağa ne demiştik arkadaşlar? Biz k 0 demiştik. Sonra k 1 diyelim. Sonra buralar arkadaşlar k 2 diyelim. Şimdi burada toplam buranın uzaklığı 8 santim olduğu 4 santim buraya kaldı. 4 cm'de arkadaşlar bu tarafa kaldı. Şimdi dalga boyut e, kaçmış 4 cm'miş. Her saçak arası uzaklık arkadaşlar. Yani e, yer yani K1 ile K2 arası iki saçak arası uzaklık. Lambda 2. 4 santim 4'ü 2'ye bölersek arkadaşlar her saçak arası 2 cm oldu. O zaman şöyle yapalım. Şimdi burası eğer merkez saça ise buradan buraya uzaklık arkadaşlar 2 cm. Buradan buraya uzaklık 2 cm. Şimdi şuraya 2 santim kaldı. Demek ki bir e, katar daha çizersek bu K2 buraya geliyor. Buradan da arkadaşlar buradan bir 2 santim daha çizersek buraya da arkadaşlar K2 geliyor. Şimdi kaynaklar üzerine ne yapıyor? Desen çizmiyoruz. Unutmayalım. Bir zaman iyi sormuş. Biz arkadaşlar burada e, düğümü sormuş. O zaman ne oldu? Burada bir düğüm olur arkadaşlar. iki katar arasında. Burada iki katı arasında düğüm oluşuyor. Burada bir düğüm oluşur arkadaşlar. Burada bir düğüm oluşur. O zaman buradaki bir düğüm oluştu. Burada düğüm oluştu. Burada düğüm oluştu ve bir düğüm oluştu. O zaman düğüm çizgi sayısı ne kadar? Düğüm çizgi sayısı dört tane. Katar sayısını sorsa arkadaşlar katar. Bakın ne yaptı? 1, iki, üç tane katarımız oluştu. Çünkü bir sağda bir solda bir de merkez katarı var diyeceğiz arkadaşlar. Evet yine bir e, dalga boyu sorumuz. Ne demiş? E, Aynı fazda özdeş kaynaktan oluşan girişim P noktasının kaynaklarına uzaklıkları fark PK1 32 santim, PK2 14 santim. Altıncı dalga katlarında dalga boyu kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar deltesi nasıl buluyoruz? Deltesi yine şu şekilde bulalım. Yani PK1'den su dalgalarına PK2'yi hemen çıkartıyoruz. Hemen çıkartalım. 32'den arkadaşlar 14 çıkarsa kaç kalmıştı? 18. 18 dalga boyunun en katı dalga boyu lambda'da en eşittir. 3. E, kata noktası olarak söyleriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz bu şekilde bitmiş bulunmaktadır. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Ve arkadaşlar kanalımıza desteklerimize devam edelim. Hepinize tekrar tekrar başarılar arkadaşlar.